Dini ahlakından uzak toplumdan Kur'an ahlakına geçiş. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ancak zulmeden başka, sonra kötülüğün ardından iyiliğe çevirirse artık şüphesiz ben bağışlayanım, esirgeyenim. Nemil Suresi 11 Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ancak biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediklerimizi hidayete erdiririz. Şura Suresi 52 onlar sözün en güzeline iletilmişlerdir ve övlen doğru yola iletilmişlerdir. Haç suresi 24. Her insan için hayatın devam ettiği sürece cahiliye toplumunun batıl telkinlerinden kurtulup imana yönelme imkanı vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisinde Kur'an'a ve sünnete uymakla ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki en güzel söz Allah'ın kitabıdır en güzel yol da Muhammed aleyhissalatu vesselamın yoludur. İşlerin en kötüsü de dine aykırı olarak sonradan çıkarılandır. 3. Buhari, İtisam 2. Edep 70. Yüce Rabbimiz Allah her toplumun uyarılacağını bir ayette şöyle bildirmiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kim hidayete ererse kendi nefsi için hidayete erer. Kim de saparsa kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar bir başkasının günah yükünü yüklenmez.'' Biz bir elçi gönderinceye kadar hiçbir toplumu azap edecek değiliz. İsra suresi 15. Bu davetle muhatap olan insanlar farklı tepkiler gösterirler. Kur'an'da bu tepkiler detaylarıyla anlatılır. Bu tepkilerin en güzeli ise gerçek bir müminin vereceği işittik ve itaat ettik ifadesidir. Ayette şu şekilde bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve elçisine çağrıldıkları zaman mümin olanların sözü işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte felaha kavuşanlar bunlardır. Nur Suresi 51 Kur'an'da din ahlakına davet edildiğinde büyüklenerek baş kaldıranlardan hatta düşmanlık besleyenlerden söz edilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline. Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitir sonra müstekbirce sanki işitmemiş gibi ısrar eder. Artık sen onu acı bir azapla müjdere. Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman alay konusu edinir. İşte onlar için aşağılatıcı bir azap vardır. Casiye Suresi 7-9 Kimilerinin verdikleri tepki ise daha farklıdır. Vicdanı ona doğruyu gösterir. Ama içindeki bir başka ses ona sürekli cahiliye toplumunun batıl sisteminden vazgeçmemesini telkin eder. Bu vicdanına aykırı telkinleri de bazı savunma mekanizmalarını kullanarak kendince meşru zemine oturtmaya çalışır. Doğrudan kaçmak için çeşitli yollar dener. Onlar bana doğruyu söylüyorlar ama ben iradesizliğim veya gururum nedeniyle uygulayamıyorum diye içinde bulunduğu durumu açıkça ifade edemediği için kendi düşük aklınca ya kendisine anlatılan gerçeklerde ya da bunları anlatan müminlerde açık arama yoluna gider. Ancak şunu da mutlaka belirtmek gerekir ki bu yanlış yaklaşımlar tarih boyunca her cahiliye toplumunda aynı şekilde görülmüştür. Hatta öyle ki tarih boyunca her toplumda hak dini tebliğ eden elçilere ve salih müminlere aynı iftiralar atılmış, benzer suçlamalar yapılmıştır. Ayetlerde şöyle bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bunun üzerine kavminden inkara sapmış önde gelenler dediler ki, bu sizin benzeriniz olan bir beşerden başkası değildir. Size karşı üstünlük elde etmek istiyor. Eğer Allah öne sürdüklerini dilemiş olsaydı muhakkak melekler indirirdi. Hem biz geçmiş atalarımızdan da bunu işitmiş değiliz. Müminun suresi 24. Atalarımızın taptığı şeylere tapmamızdan sen bizi engelleyecek misin? Doğrusu biz senin bizi davet ettiğin şeyden kuşku verici bir tereddüt içindeyiz. Hud suresi 62. Böyle bir insan o ana kadar dışarıda görüp de kınadığı hatalı ve çarpık din anlayışının birdenbire ateşli savunucusu kesilir. Bütün herkes yanlış yapıyor da bir siz mi doğru yoldasınız gibi kalıplaşmış mantıklar öne sürer. Ancak bilmelidir ki bu mantık tümüyle Kur'an dışıdır. Çünkü Kur'an'da bildirildiğine göre doğru onu kabul eden insanların sayısıyla ölçülmez. Zaten insanların çoğunun yanlış yolda olacakları Kur'an'da bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Elif Lam Mim Ra. Bunlar kitabın ayetleridir ve sana Rabbinden indirilen hak'tır. Ancak insanların çoğu iman etmezler. Rad suresi 1. Tarih boyunca tüm peygamberler görevlerini eksiksiz olarak tamamlamış ve Allah'ın kendilerine bildirdiği din ahlakını insanlara tebliğ etmişlerdir. Allah'ın takdir ettiği sorumluluğu tam olarak yerine getirmişler, mükafatlarını Allah katında almışlardır. İnkar edenlerin öne sürdükleri bahaneler geçersizdir. Cahili ahlakının etkisinden kurtulmak istemeyen bir kişi, hak din kendisine tebliğ edildiğinde samimi olarak anlatılanları dinlemek ve vicdanına uymak yerine kendi aklınca anlatılanlarda açıklar bulmaya çalışır. Hiçbir şey bilmediği halde kendi kafasından çeşitli örnekler vererek doğruya kulaklarını tıkar. Allah'ın Kur'an'da misal olarak adlandırdığı inkarcıların bu örnekleri hiçbir tutarlığa sahip olmayan çarpık yorumlardır kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bir bak, senin için nasıl misaller verdiler de böylece saptılar. Artık onlar hiçbir yol da bulamazlar. Furkan Suresi 9 Bu misallerin en bilinenleri 4-5 taneye geçmez. Örneğin, domuz eti niçin aram? Sık rastlanan sorulardan bir tanesidir. Domuzun kendisi pis bir hayvandır ve tırışın adlı hastalığa neden olur. Bu soruyu soran kişiler de genellikle domuz etinin insan sağlığına ne derece zararlı olduğunu bilmektedirler. Zaten samimi olarak öğrenmek kastıyla bu soruyu sormazlar. Kendilerince müminlere zorluk çıkartmaya çalışırlar. Ancak bu insanların başarıya ulaşmaları söz konusu değildir. Bu gerçek Kur'an'da şöyle bildirilir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ayetlerimiz konusunda acize düşürücü çabalar harcayanlar, onlar da alevli ateşin halkıdır. Haç suresi 51 Bunlar Allah'ın yolundan engelleyenler ve onda çarpıklık arayanlardır. Onlar ahireti de tanımayanlardır. Hud suresi 19. Bu tip insanlar öne sürdükleri bir misalin geçersizliği kendilerine izah edilse bile amaçları samimi olarak bilgilenmek, şüphelerini gidermek olmadığı için cevap aldığı misali yeni misaller takip eder. Verilen cevaplar ve öğütler üzerinde dürüst olarak düşünüldüğünde kendisine makul, mantıklı gelecektir. Ama cahiliye toplumunun telkinleriyle düşünüldüğü için doğruları kavrayamaz. Bunun üzerine Allah'ın Kur'an'da bildirdiği gibi kulaklarını tıkar ve o ortamdan bir kaçış yolu aramaya başlar. Kur'an'da cahiliye toplumunun bu çirkin tavrı şöyle bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Doğrusu ben onları bağışlaman için her davet edişimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Örtülerini başlarına çektiler ve büyüklük tasladıkça büyüklük gösterip direttiler. Nuh Suresi 7 Öğütten kaçan bu tür insanların durumu yaban eşeklerine benzetilir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Buna rağmen bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çevirip duruyorlar. Sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri gibidirler. Arslandan korkup kaçmışlar. Müddessir Suresi 49-51 İslama davet edildiği halde bu tür basit tavırlarla haklı çıkmaya çalışan kişinin çok büyük bir zalim olduğunu ise yine Kur'an'dan öğrenmekteyiz. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İslama çağrıldığı halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? Allah zalim bir kavmi hidayete erdirmez. Saf Suresi 7 Söz ettiğimiz inkarcı herkesi kendi gibi bildiğinden müminlerin sırf Allah rızasına yönelik olan birlik ve dayanışmasına da cahiliye standartlarına göre bir açıklama bulmaya çalışır. Bu işin içinde bir iş var. Bu devirde kimse kimsenin kara kaşına, kara gözüne gelmez gibi cahiliyenin tüm çirkinliklerini ifade eden mantıksız yorumlarla aklınca kendi kurnazlığını ön plana çıkarmaya dener. Kim zamanda üstten bakan alaycı tavırlar sergileyerek çirkin ahlakını gösterir. Bu konuda en büyük desteği yine kendisiyle aynı karanlık ruh halini taşıyan yakın çevresinden alır. Kur'an'da bu tip bir kişinin müminlere karşı tutumu ve saptırıcı yakın çevresiyle ilişkisi şöyle ifade edilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İman edenlerle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise derler ki, şüphesiz sizinle beraberiz. Biz onlarla yalnızca alay ediyoruz. Asıl Allah onlarla alay eder ve taşkınlıkları içinde şaşkınca dolaşmalarına belli bir süre tanır. Bakara suresi 14-15. Aslında Kur'an'a karşı misal getirme, müminlere karşı samimiyetsiz, peşin fikirli ve art niyetli yaklaşma, alaycı tavırlar sergileme yalnızca bu gibi kişilere özgü davranış bozuklukları değildir. Kendisinden çok önceki devirlerde yaşamış ve din ahlakına karşı çıkmış insanlar da yüzyıllardır aynı akılsız taktiklere başvurmuşlardır çağlar değişmesine rağmen zihniyet, izlenen yöntem, verilen misaller aynen devam etmektedir. Gerçekleri bile bile örtmek için bu yönteme başvuranların zihniyeti tarih boyu bugüne dek varlığını sürdüre gelmiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hayır, onlar geçmiştekilerin söylediklerinin benzerini söylediler. Müminun Suresi 81 Bunların yanında bir grupta dini kendi menfaatleri doğrultusunda bir şekilde çarpıtmaya çalışır dini bu şekilde çarpıtmaya çalışanlar hakkında Kur'an'da şu hükümler yer alır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa elinizde ders okumakta olduğunuz bir kitap mı var? İçinde neyi seçip beğenirseniz mutlaka sizin olacak diye. Yoksa sizin için üzerimizde kıyamete kadar sürüp gidecek bir yemin mi var ki? Siz ne hüküm verirseniz o mutlaka sizin kalacak diye. Kalem suresi 36-39 Kur'an'a uyan samimi bir mümin gördüğünde yaşadığı suçluluk duygusunu ve aşağılık kompleksini gizlemek için kendini temize çıkarmaya çalışmak da cahiliye toplumlarında sık başvurulan yöntemlerdendir. Bu tarz insanların bunu yaparken kullandıkları kalıplar genelde hep aynıdır. Elhamdülillah, biz de Müslümanız. Benim babam hacı, anneannem de başını örterdi. Ailem çok dindardır. Ben zaten bayram namazlarını kaçırmam gibi sözlerle bu ruh hallerini ifade ederler kendilerine din konusunda öğüt verilmesi, uyarı yapılması, akıl verilmesi, doğru olanın tavsiye edilmesi ağırlarına gider. Bir de ben hepinizden daha dindarım, daha namusluyum. Kimin kimden daha üstün olduğunu yalnızca Allah bilir gibi ifadelerle üste çıkmaya çalışanlar vardır. Elbette kimin üstün olduğunu en doğru Allah bilir. Fakat Allah üstünlüğün yalnızca kendisine bağlılıkla Kur'an'da belirtilen mümin özelliklerini üzerinde taşımakla olacağını da açıkça bildirmiştir. Kur'an'da belirtilen ölçüler çok açık ve anlaşılır olduğundan, Kur'an'dan haberi bile olmayan bir kimsenin kendisi için sahtekarca üstünlük imaları yapmasının onu aciz ve basit bir duruma düşürdüğü ortadadır. Bu tür bir tavra giren kişinin en büyük hatalarından biri de müminleri kandırdığını sanmasıdır. Müminler, Allah'ın verdiği kavrayış gücü ve Kur'an'da bildirdiği kıstaslar sayesinde karşı tarafın ruh halini çok iyi teşhis etme gücüne sahiptir. Kaldı ki sinnelerin özünde saklı olanı bilen Allah zaten o kişiyi kendisinden daha iyi tanımaktadır. Söz konusu insan yaptığı sözde kurnazlıklarla diğer insanları ve kendi vicdanını kandırsa bile Allah katında mazeretlerinin hiçbir geçerliliği olmayacaktır.